Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hiçbir şeyde karar yok. Her şey sürekli bir değişim, gelişim ve dönüşüm içinde. Dünya sürekli tazeleniyor, doğan herkes büyüyüp ölüyor, sonra onların yerine başkaları geliyor. Bütün mülk, saltanat, makam, mevki ve imkanlar el değiştiriyor. Bütün bu değişimin altında yatan muazzam gerçekse ölümdür. O gerçek her şeyi altüst etmekte, kurulan düzenleri yıkmakta, kendi karşı gelinmez şartlarına göre yepyeni bir düzen kurmakta. Öldüğümüzde bedenimiz toprağa verilir. Bir müddet sonra da çürür gider. Yılanların, akreplerin, solucan ve böceklerin gıdası olur. Aslına döner ve nihayet toprak olur. Peki ruhumuz nereye gider? Onu kimler karşılar ve nereye götürürler? İyilik ehli ve kötülük ehli orada nasıl karşılanır? Bu soruların cevaplarını Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bizlere şöyle bildiriyor. Önce iyilerin sonuçlarına bakalım. Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar o takva sahipleri ki tertemiz kimseler oldukları bir haldeyken, melekler onların canlarını alırlar ve ölüm anında onlara, selam sizin üzerinize olsun, işlemekte olduğunuz salih amellerden dolayı cennete girin derler. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Gafur ve Rahim olan Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır derler. Rabbimiz Allah'tır demek, Allah'ın birliğini tanımak, O'nun hiçbir ortağı olmadığını kabul etmek ve O'nu bütün ortaklardan tenzih etmektir. Sonra dosdoğru yolda yürümekse, Allah'ın Rabliğini ikrarda devamla birlikte, O'nun emir ve nehilerine sımsıkı sarılmaktır. Melekler ölüm anında, kabirde ve kıyamet günü yeniden dirilirken olmak üzere üç yerde müminlerin üzerine inerler. Onlara öldükten sonra ahirette karşılaşacakları şeylerden dolayı korkmamalarını, dünyada da arkalarında bıraktıkları yakınları sebebiyle hüzünlenmemelerini söylerler. Allah Teala'nın arkada bıraktıklarına hayırla muamele edeceğini, kendilerine de cennette, dünyadakinden daha çok ve daha güzel nimetler vereceğini, onları cennette Müslüman yakınları ve çocuklarıyla bir araya getireceğini müjdelerler. Şimdi de durumları iyi olmayanların akıbetlerine bakalım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Resulüm, melekler o inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin, onların yüzlerine ve arkalarına vuruyorlar ve tadın cehennemin yakıcı azabını diyorlardı. İyileri ve kötüleri ölüm anında kimlerin nasıl karşılayacağı hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir Müslüman can çekişme anına geldiği zaman rahmet melekleri beyaz bir ipek elbiseyle gelirler ve şöyle derler. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak bedenden çık. Allah'ın rahmet ve reyhanına ve sana gazabı olmayan Rabbine kavuş. Bunun üzerine ruh en güzel bir mis kokusu gibi çıkar. Öyle ki melekler onu birbirlerine verirler, ta semanın kapısına kadar getirirler ve size arzdan gelen bu koku ne kadar güzel derler. Sonra onu müminlerin ruhlarına getirirler. Onlar onun gelmesi sebebiyle sizden birinin kaybettiği şeyi bulduğu zamanki sevincinden daha çok sevinirler. Ona falanca ne yaptı, falanca ne yaptı diye dünyadakilerden haber sorarlar. Bir kısım ruhlar da kendisinden sorulan biri hakkında bırakın onu, o dünya telaşına dalmıştı derler.
Bunun üzerine gelen ruh, "Falan ölmüştü, yanınıza gelmedi mi?" der. Onlar, "Öyle mi? O halde o gideceği yere, Haviye cehennemine götürüldü," derler. Kafir can çekişme anına geldiği zamansa azap melekleri mis denilen kıldan kaba bir elbiseyle gelirler. Ve derler ki, "Bu cesetten kendin öfkeli, Allah'ın da gazabını celbetmiş olarak çık ve Allah'ın azabına koş." Bunun üzerine cesetten en kötü bir cife kokusuyla çıkar. Melekler onu arzın kapısına getirirler. Orada, "Bu koku ne kadar da pis," derler. Sonunda onu kafir ruhların yanına getirirler. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm anında karşılaştığı manzara sebebiyle kişinin içine düştüğü durumu şöyle haber verir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz naklediyor. Bir defasında Efendimiz, "Kim Allah'a kavuşmak isterse, Allah da ona kavuşmak ister. Kim Allah'a kavuşmak istemezse, Allah da ona kavuşmayı arzu etmez." buyurdu. Bunun üzerine ben, "Ya Resulallah, ölümü sevmediği için mi kavuşmak istemez? Öyleyse hiçbirimiz ölümü sevmeyiz." dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse, "Hayır, öyle değil. Mü'mine melekler tarafından Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelendiği zaman Allah Teala'ya kavuşmak ister. İşte o zaman Allah da ona kavuşmayı arzu eder. Kafire Allah'ın azabı, gazabı haber verildiği zaman Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz. İşte Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz," buyurdu. Velhasıl, ölüm sonrası çetin bir yolculuğun olduğu kesin. Fakat müminlere, Allah'ı tanıyan ve emrince dosdoğru kulluk yapanlara büyük müjdeler var. Dinin emirlerini ciddiye almayanlar içinse korkutucu, uyarıcı ve ikaz edici beyanlar var. Ne mutlu ruhunu bembeyaz ipekten elbiseler giymiş rahmet meleklerinin merhamet ellerine teslim edebilenlere. Ve ne yazık, ruhunu bedeninde bir cife haline getirip azap meleklerinin darbeleri altında can veren ve kendilerini heder edenlere.